Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastakim kema umirte. Sadakallahul azim ve nataka Resuluhun nebiyyül habibul kerimul emin. Ve la akibetu lil muttaqin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, bugüne kadar yaşamış, bugün yaşayan, bugünden de kıyamete kadar yaşayacak olan gayesi Allah'ın rızası, önderi Resulullah, rehberi Kur'an-ı Kerim olan bütün Müslüman, muvahhid, mücahit, muttaki ve mücahide kurların üzerine salat ve selam olsun. Yaşamış olduğumuz hayat içerisinde insanların birbirleriyle olan ilişkileri, birbirleriyle olan ahlakları, birbirleriyle olan mücadeleleri kesinlikle bir bağla oluşmaktadır. Ticaret bağı, akrabalık bağı, aile bağı, aşiret bağı gibi bağlar. Bütün bu bağlar arada bir ortak noktanın, olduğunu göstermektedir. Şimdi her şeyle aramızda bir bağ kurarız ve bu bağları eğer çıkarımız varsa, eğer bizim için faydalıysa güçlendirmek için gayret gösteririz. Eğer o bağlar dolayısıyla zarar görüyorsak bağları bir an önce koparmaya çalışırız. Evet. Bugün konumuz akide. Akide bağlanılan şey demektir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 235. ayetinde nikah akdi olarak geçmektedir. Maide suresi 1. ayet-i kerimede sözleşme, söz verme olarak geçmektedir. Yine Felak suresinin 4. ayetinde Taha suresinin 27. ayet-i kerimesinde düğüm manasında kullanılmaktadır. Akide bağlanmak demektir. Bizim ailemizde bir akidemiz var, bir bağımız var. Onlarla aramızda belli kurallar var. Bazı kuralların dışına çıkarsan ailenin yüz karası diye sıfatlar, o artık bizim aileden değil, seni artık evlat olarak kabul etmiyorum, seni babalıktan reddediyorum, seni artık baba saymıyorum. Çünkü kendi kapasitesince bazı kurallar belirlemiş ailesel olarak. Aileden sayabilmesi için o kuralların dışına çıkmamamız gerektiği herkes tarafından bir ölçü olarak belirtilmiştir. Kimisi bunu sevdiği insanlar için bağını güçlendirme adına kullanır, kimisi de sevmediği insanlardan bağını koparmak için kullanmaktadır. İşte her hayatın her alanında ticaret yaptığın kişiyle ticaret bağı kurarsın. Evlilik yapmış olduğun kişiyle nikah bağı kurarsın. Nikahtan sonra onunla aranda bazı şeyler helal, bazı şeyler haram iken daha sonra değişmektedir. Onun yiyimi, giyimi ve onun üzerindeki eğitim noktasında artık erkek mükellef olmaktadır. Bu onunla aramızdaki bağdan kaynaklanır. Anne babayla da aramızda bir bağ vardır. Yani herkesin bu noktada hayat içerisinde kesinlikle bağ kurduğu, bağlantılı olduğu birileri vardır. Bizleri yaratan Allah Azze ve Celle de bizlerle aramızda bir bağ kurmak istemiştir. Ve bu bağ kurmak için bize Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendirmiştir. Gönderilen peygamber ve gönderilen kitap bu noktada devre dışı bırakılırsa otomatikmen Allah Azze ve Celle ile bağlar da devre dışı kalmaktadır.
Allah'la aramızdaki bağı sıkı tutabilmenin en önemli ehemmiyeti Allah'ın vahyine sıkıca sarılabilmektir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ile kurulan sıkı bir bağdan bahsedilmektedir. Kopması mümkün olmayan bir bağdan bahsedilmektedir. Yaşamış olduğumuz hayatta insanlar Allah Azze ve Celle ile bağ kurmaları gerekirken, bu bağ güçlendirip kuvvetlendirmeleri gerekirken Allah'tan gayri bazı varlıklarla bağ kurmaya başlamışlardır. Allah'tan gayri bazı varlıklar da insanları Allah'la arasındaki bağı koparıp Allah'a olan bağlılıklarını kendilerine yönetmek istedikleri için kendilerine bağlı bir halk istemişlerdir. İşte Allah Azze ve Celle bağın ne şekilde olması gerektiğini, hangi bağın sağlam, hangi bağın ise zayıf olduğunu bu ayet-i kerimede bizlerin önümüze sürmüştür. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gayyi, doğruluk ve sapıklık apaçık ortadadır. Bu dine Allah Azze ve Celle ile bağ sıkı kurup Allah'ın istediği dini, Allah'ın istediği hayat tarzını kabul etmeye kimseyi zorlamayın diyor. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ Doğruluk ve sapıklık ap açık ortadadır. Bu doğruluk ve sapıklığın ne olduğunu onlara apaçık bir şekilde sadece beyan etmek gereklidir. Kur'an-ı Kerim'de bu bizlere izah edilmiştir. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Artık bütün bunlardan sonra kim Allah Azze ve Celle'ye isyana çağıranları reddeder. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Ve Allah'a iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا Kopması mümkün olmayan bir kulpa tutunmuştur. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah her şeyi işten ve bilendir. Bu noktada Allah Azze ve Celle'ye iman kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa tutunmak demektir. Allah'tan gayrısına yönelmek, Allah'tan gayrısına İman etmek, onlarla aramızdaki bağı güçlendirip, onlar aman bize kızmasın, aman onların gönlünü hoşnut edin, aman onlar razı olsun da düşüncesiyle hareket edip, başkalarıyla bağlarını güçlendirmeye çalışanlar, bu noktada çok cılız bir kulpa tutunmuşlardır ki, o kulp dünyalık menfaat çatışmalarında kesinlikle anında kopacaktır. Evet, Allah Azze ve Celle söylüyor, Allah'a isyan edenlerle kurulan bağlar, tuğyan edenlerle, tağutlarla, firavun ve nemrutlarla kurulan bağlar, ufak bir dünyalık çıkar çatışmasında hemen kopacaktır. Yalnız Allah'la kurulan bağ sağlam bir şekilde kurulduğu zaman hiçbir zaman kopmayacaktır. İşte bu bağın ismi akide bağıdır. İman bağıdır. Akide inanılması gereken şey demektir. Akaid ise inanılması gereken şeylerin tamamıdır. Bizim Allah Azze ve Celle ile aramızdaki bağ ise akidemizle akaid ilminden oluşan bilgilerdir. Akaid ilmi nasıl doğmuştur? Akaid ilmi Kur'an ve sünnette bizlere kat'i olarak bildirilen nasların, bildirilen hükümlerin manaları zamanla saptırılmış, değiştirilmiş. Gerek batıl mezhepler tarafından bu iş başarılmış, gerekse batılılar tarafından Firavun ve Nemrutların yetiştirmiş olduğu beramlar tarafından bu gerçekleştirilmiştir. İnsanların Kur'an ve sünnete yönelik İnançları, bilgileri bu noktada saptırılmış ve insanları bu noktada kendilerine
kul yapacak bir hale kıvama getirmişlerdir. Ve Allah'la aradaki bağ zedelenmiştir. Allah'la aradaki bağ zamanla koparılmıştır. İşte bütün bu düzenlerden sonra, bütün bu olaylardan sonra akaid ilmi doğmuştur. Akaid ilminin ehemmiyeti, önemi çok büyüktür. Akaid ilmi bütün ilimlerin başıdır, ilk sırada yer alır. Çünkü kişide iman olmayınca ameller değer görmeyecektir. Kişinin Allah Azze ve Celle'ye karşı inancında eksiklik olursa, yanlış bir şekilde iman tezahürü olur ederse, bu noktada iman olmadığı için ameller boşa gidecektir. Nisa suresi 165. ayet-i kerimede şüphesiz eğer Allah'a ortak koşarsan yapmış olduğun ameller boşa gidecek buyuruyor. Peygambere iman, meleklere iman, kitaplara iman, kadere hayır ve şerrin, kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ve ahiret gününe iman. Bunlardan herhangi birisinde imani noktada eksiklik veya da fazladan bir şeye iman etmek kişinin akidesini, inancını bozmaktadır ki Allah'la arasındaki bağı koparan etkenlerdir. Bu bağ, Allah'la aradaki bağ koparıldıktan sonra başka varlıklarla kurulan bağlar gitgide güçlendirilmeye başlanacak. Çünkü Allah'tan bekleyeceği şeyleri Allah'la bağını kopardığı için artık başka varlıklardan bekleme ihtiyacını insan hissetmeye başlayacaktır. O yüzden Allah'la aramızdaki bağ çok kuvvetlidir. Amellerin boşa gideceğinden bahsediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bizlere sunmuş olduğu hayat tarzı bizim için çok önemlidir. Bakara suresi 257. ayet-i kerimede bu bağın bizlere ne gibi güzellikler, bu bağdan uzak olanların da nasıl kötülükler içerisinde kalacaklarını beyan etmektedir. Allahu veliyyüllezine amenu, Allah iman edenlerin velisidir diyor. Yuhricuhum minezzulümati ilen nur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Karanlıklar çoğuldur. Birçok karanlık vardır. Aydınlık ise tekildir. Allah'a iman edince Allah seni bütün bataklıklardan kurtarıyor. Bütün kötülüklerden kurtarıyor. Kendisine yönelik bir yaşantıya çağırıyor ki saadeti dareyn diyoruz. Ve cennet yurduna da saadet yurdu denir. Bakın hem dünyada hem de ahirette iki cihanda da saadeti yakalayabiliyoruz. Ama bunun tek yolu Allah'la bağımızı sıkı tutmak ve o bağı ölene kadar koruyabilmektir. Peki Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyenlerin durumu nedir? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ İnkar edenlerin, Allah'ı veli edinmeyip de başkalarını veli edinenlerin dostları ise Allah'a isyan edenlerdir. Onlar da kendilerine tabi olanları aydınlıktan, saadete giden yoldan, huzurdan, adaletten alıp zulümatlara, karanlıklara sürüklemektedirler. İnsanların hem dünyalarını karartıyorlar hem de ahiretlerini karartıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede kendisiyle kurulan bağın çok önemli olduğunu bizlere bildirmiştir ki ayetin devamında اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İşte onlar ateş ashabıdır, orada ebedi kalacaklardır. Kim bunlar? Bu Allah Azze ve Celle ile bağını koparıp da Allah'ın razı olmadığı kişilerle bağını kuranlar. Dedik ya, akraba bağı, aile bağı. Allah'la bağını güçlendirmeyip başkalarıyla bağ kurmaya çalışanlar maalesef bu tehlikenin içerisine düşeceklerdir. Evet, Allah'la bizim aramızdaki bağı kuran iki temel etken. Birincisi Kur'an, ikincisi mütevatir sünnettir. Akideyi, akidenin konusunu oluşturan iki kaynaktan bahsediyoruz. Yoksa Kur'an ve sünnetin tamamı bizim bu noktada tabi olmamız gereken
kaynaklardır. Sahabe Allah Azze ve Celle ile arasında çok sıkı bir bağ vardı. Sahabenin Allah Azze ve Celle ile arasındaki bağ o kadar kuvvetliydi ki, çünkü onlar bu iki kaynaktan çok sıkı bir şekilde sarılmış ve bu iki kaynaktan hiçbir zaman ayrılmamışlardı. O yüzden onların başlarına kaynağı su da dökülse, kaynayan kazanın içerisine atılıp orada öleceklerini de bilseler, yine Firavun'un ellerinizi ayaklarınızı çaprazlamasına keseceğim tehdidini de etseler, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe de atsalar, Bilal-i Habeş'i kızgın kumun üzerine yatırıp üzerine kayayı da koysalar, Allah'la bağları o kadar güçlüydü ki ahiretteki azap ve ahiretteki mükafata o kadar sıkı bir şekilde inanıp Allah'la bağlarını o kadar güçlü tutmuşlardı ki yapılan bütün işkenceler, zorluklar, sıkıntılar onlara bu noktada hafif gelebiliyordu. Kaldırılacak bir duruma onları getirebiliyordu. Zaten Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede beyan ediyor ya, Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine zulmetmeyeceğini çok iyi biliyordu. Evet, Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez dedik. Allah Azze ve Celle'nin bizlere madem böyle bir yükü yüklemeyecekse, İbrahim Aleyhisselam ile bu noktada onun kavmi arasındaki şu konuşmaya bir göz atalım. Bakın Allah'la arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu İbrahim Aleyhisselam'dan öğrenelim. Kendimize bir bakalım. Halimize bir bakalım. Allah'la bağımız nerede? Enam suresi 80. ayet. Kendi milleti İbrahim'in kavmi ona dedi ki, ona bir delil ileri sürerek tartışmaya kalkıştı. O, siz benimle Allah hakkında tartışmaya mı kalkışıyorsunuz dedi İbrahim Aleyhisselam. Oysa ki o gerçeği bana apaçık göstermiştir. Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam. İbrahim Aleyhisselam'ı putlarıyla veya da putlaştırmış oldukları Nemrut'la tehdit edip korkutmaya çalışıyorlardı. Diyor bak sen eğer Nemrut'u bırakırsan, sen putları bırakırsan putlar seni çarpar, Nemrut da seni böler. İkiye böler. Tabii ki İbrahim Aleyhisselam bunu söyleyince İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı gerçekten Allah'la arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bizlere öğretecek seviyededir. Diyor ki ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam diyor. Devamını okuyalım. Ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılsın. Rabbim dilemedikçe onlar bana hiçbir şey yapamaz. Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Hala düşünmeyecek misiniz? Yani onlar bana bir şey yapmak isteyip zarar vermek isteseler Allah dilerse ya zarar verebilirler. Allah dilemedikçe onu da yapamazlar diyor. Onların hiçbir gücü kudreti yok ki. Siz kendisine ait kendi başına kullanan gücü kudrete sahip olmayan varlıklarla mı beni korkutuyorsunuz diyor İbrahim Aleyhisselam. Siz Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah onlara itaat edilmesine dair, Allah onlara tapılmasına dair hiçbir delil Kur'an ve sünnette indirmediği halde siz o Allah'a ortak koştuklarınızla beni korkutuyorsunuz da Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmeden siz onlarla Allah'a ortak koşuyorsunuz ve kalkmış beni onlardan korkutuyorsunuz. Aslında asıl korkması gereken siz değil misiniz diyor. Siz Allah'ı bırakıp da başka varlıklara tapıp da Allah'tan korkmazken ben sizin taptığınız varlıkları bırakıp da Allah'a iman etmişken sizin taptıklarınızdan mı korkacağım diyor. Allah aşkına diyor söyleyin bana. Sizce hangisi korkulmaya daha layık? Eğer biliyorsanız söyleyin. Şu durumda korkudan emin olmaya iki taraftan hangisi daha layık? Ve ayet-i kerime devam ediyor. 82. ayetle
İman edip de imanlarına bir zulüm bulaştırmayan kimseler var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve doğru yola erenler de onlardır. İman ettikten sonra, Allah'la bağını pekiştirdikten sonra, başkalarıyla bağ kurmayanlar bu noktada güvende olanlardır. Başkalarıyla bağ kurup Allah'la bağ kurmaya korkanlar ise bu noktada korkmaya layık olanlardır. İbrahim Aleyhisselam'ın siz kimi neyle tehdit ediyorsunuz? Allah'la bağ böylesine güçlü olan birisini tehdit etmek onların gerçekten ne kadar zayıf ve kıt olduklarını göstermektedir. Peki bizim Allah'la bağımız ne durumda? Hemen Allah'la bağı kurulmuş ve daha sonra o bağını yıpratmış bir topluluktan bahsediyoruz. Bizim bağımız Allah'la ne durumda dedik ya, o bağı şimdi güncelleyeceğiz inşallah. Evet, Araf suresinin 150. ayet-i kerimesi. Musa aleyhisselam ve ona iman edenler Kızıldeniz'den karşıya geçtiklerinde Firavun ve ordusunun üzerine Kızıldeniz kapanıyor. Onlar boğuluyorlar. Ayet-i kerimede mealen şöyle geçiyor. Siz onlara bakıp dururken Firavun'u gözünüzün önünde boğduk. Şimdi Allah Azze ve Celle niye diyor gözünüzün önünde? Yani böylesine Allah'a karşı küstahlık taslayan, Allah Azze ve Celle'ye kafa tutan, Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmeyen bir varlığın sonu budur. Onu bu şekilde izah ederken onlar karşıya geçiyorlar. Musa aleyhisselam da onlar için şer'i hükümlerden, onlar için levhaları almaya gidiyor. Levhaları almaya gidince 40 günlük bir süre boyunca geri gelmiyor. Bu esnada İsrailoğulları Samiri denen kişiden bir buzağı yapmasını istiyorlar ve o buzağa tapmaya başlıyorlar. Musa aleyhisselam levhaları alıp geldiğinde halkının, kavminin bu yapmış oldukları ameli gördüğünde levhaları yere bıraktı diyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede mealen. Şimdi burada özellikle söylemek istediğim bir bölüm var. Sinirip öfkesi geçtiği zaman levhaları tekrar aldığı söyleniyor. Şey geçiyor ayet-i kerimede. Şimdi Musa aleyhisselam 40 gün İsrailoğullarından ayrıldı ki İsrailoğulları gözlerinin önünde Firavun helak olmasına rağmen Allah'la bağlarını güçlendiren çok büyük bir mucizeyi gözleriyle görmelerine rağmen kainattaki birçok mucizeyle karşılaşmalarına rağmen Allah'ı bırakıp da Allah ile beraber buzağa da tapmaya başladılar. Ne kadarlık bir süre? 40 günlük bir süre. Soruyorum. Kur'an ve sünnetten bakın dikkat edin. İlk başlarken dedik ki Allah ile aramızdaki bağı kuran iki etken var. Kur'an ve sünnet. Kaç gündür Kur'an ve sünnetten ayrıyız? 40 gün dayanamamışlardı. O da başlarında Harun aleyhisselam olmasına rağmen. Biz kaç gündür başımızda kimse yok. Peki kaç gündür ayakta kalıyoruz? Kaç gündür vahiy ile uzak kalmışız? Bunu hiç değerlendirdik mi? Şöyle bakalım. Vahiyden uzak kaldığımız süre ne kadar? Belki 40 gün, belki 40 ay, belki 40 yıl. Belki yıllardır o vahye hiç başvurmadık. Sizce 40 yıldır aynı inanç, aynı akide üzerinde kaldığımızı mı düşünüyoruz? Şöyle hemen Allah'la kurduğumuz bir bağ bir dikkate alalım. Allah Azze ve Celle'ye ne şekilde bir bağımız vardı ve ne şekilde kaldı? Sahabenin Allah'la arasındaki olan bağı söyledik. Dedik ki onlara ne sıkıntı ne zorluk gelmesine rağmen onlar hiçbir şekilde geri dönmediler.
Halid bin Velid Rum komutanına bir mektup yazıyor. Bir başka örnek sahabeden. Diyor ki bizler sizin üzerinize öyle bir orduyla geliyoruz ki sizin dünyayı sevdiğinizden, arzuladığınızdan daha çok onlar ölümü arzuluyorlar. Oysa ki yine İsrailoğulları, yine aynı kare, İsrailoğullarından ehli kitaptan Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 96. ayetinde bahsederken, bunu geçen haftalarda da bahsetmiştik, onları insanların hayata en düşkün olanları olarak bulacaksın. Hatta müşriklerden daha düşkün olarak bulacaksın. Onlara imkanları olsa bin yıl yaşamak isterler diyor. Bir kitaba inanmış topluluktan bahsediliyor ve Allah Azze ve Celle ahirete imanı böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Bir tarafta diyor ki ölümü arzulayan bir topluluk, Allah'la buluşmayı arzulayan bir topluluk, Allah'la arasındaki bağın güçlülüğünden dolayı dünyayı umursamayan bir topluluk, hedef Allah'ı razı etmek olan bir topluluk, bir tarafta ise her şeyi dünya olmuş bir topluluk, aynı zamanda biz Musa'ya iman ettik, biz Tevrat'a iman ettik diyen bir topluluk. Peki şöyle bir günümüze gelelim. Peygamber'e iman ettik, Kur'an'a iman ettik deyip de vahiyden uzak kalıp da dünya ile aramızdaki bağ nasıl acaba? Allah'la aramızdaki bağ mı daha çok kuvvetli, dünya ile aramızdaki bağ mı? Dünyaya ayırdığımız zamana, bir de ahirete ayırdığımız zamana bir bakalım, bir gözden geçirelim. Kiminle bağımızı daha sıkı tutuyoruz? Arkadaşlarımız kırılmasın, darılmasın, gücenmesin diye mi uğraşıyoruz? Yoksa aman Allah bizden razı olmazsa biz bunun hesabını nasıl veririz diye mi düşünüyoruz? İnancımız sarsıldı. İnancımız zedelendi. İnancımız yerle bir oldu. Nasıl mı? Çok basit. Vahiyden uzak kalarak. Kur'an ve sünnet bizim inancımızı şekillendirmedi. Bizim inancımızı maalesef Kur'an ve sünnetten uzaklaşınca her şeyi şekillendirmeye başladı. Her baktığımız şeyden ayrı bir inanç almaya başladık. İnancımızı her farklı şeyin, her farklı kaynaktan görüp ona göre değiştirmeye başladık. Hemen bir tane örnek veriyorum. Şimdi bizde bozulmayan bir inanç da var. Ne o? Domuz etini yemek haramdır. Var mı bozulan? Sanmıyorum, çok azdır. Müslümanım deyip de domuz etine karşı tepkisini göstermeyen insan yok denecek kadar azdır. Bak bu noktada akidemiz çoğumuzun bozulmadı. Çok sağlam bir akidemiz var. Ama domuz eti noktasında. Peki faiz noktasında, kumar, içki, zina. İki kişi yan yana oturuyorlar. Bir erkek 17 yaşında, diğeri de bir kız 15 yaşında. Daha sonra o erkek çocuğunu bir büyüğü görüyor. Diyor, dün ne yapıyordun orada? Sen var ya sen, o kimdi? Söyle bakayım, kimdi o? Diyor, sen var ya sen az değilsin. Düşüncesiyle onu bu şekilde bir uyarı dersen, söylemde bulunuyor. Uyar da değil bu yani. Ama aynı kişinin önünde domuz etini görsün. Sen ne biçim insansın? Sen nasıl Müslümansın? Sana hiç yakışıyor mu? Yazıklar olsun sana. Kiminle dolaşıyorsun sen? Sen ne hale gelmişsin? Sana bunu kim yedirdi? Kime uydun? Bir dünya laf söylendiğini görürüz. Yine aynı şekilde kumar oynayan bir kişi, kahveye giriyor adam, şeytanınız bol olsun diyor. Allah Azze ve ayeti kerimede şeytan sizin için bir düşmandır, siz de onu düşman edinin diyor. Bu da diyor ki düşmanınız bu Allah diyor, ondan uzak durun, şeytandan uzak durun diyor. O sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Yine bir başka ayet kerimede şeytandan uzak durulması emrediliyor.
Ama bu şeytanla dost olmaya yönelik bir söz söylüyor ve aynı zamanda cumaları kaçırmıyor ama. O konuda haftada bir gidiyor, diyor bak ben buradayım, ben bak ben de Müslümanım, beni bil yani Rabbim. Evet, bir Tanrı'ya taptım, bir sana taptım şarkısını bizler söyledik. Hani bir Allah'a tapacaktık? Söylenilen gerek şarkı sözlerinde, gerek yaşanılan hayatta, gerek inançlarda maalesef birçok bozukluklar gündeme geldi. İçkiyi içiyor ve bunu farklı bir adla, efkarlandım diyor, sıkıntıdan içtim diyor. Böyle bir zamanda içmeyeceksin, ne zaman içeceksin diyor. Ve Allah'ın haram kılmış olduğu şey normalde haramdır ama bugünlerde helaldir manasında bir fetva vermeye çalışıyor. Ve bununla alakalı daha birçok mesele. Evet, inançlarımız ne hale gelmiş? Faiz noktasında adam faizli bir işi başarabildiği için Allah'a hamd etmeye başlıyor, haşa. Domuz eti yediğinden dolayı elhamdülillah karnım doydu diyen bir Müslüman hiç gördünüz mü? Ama faizle alakalı bir başarı elde edince, faizli bir işten başarı elde edince bu konuda Allah'a hamd eden birçok kişi görülmekte bugün. Acaba sizler Kur'an'ın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle yapanların cezası dünya hayatında rezil ve rüsva olmak, ahirette ise büyük bir azaba çarptırılmaktır diyor Allah Azze ve Bakara suresinde. Bu ayetin biz neresindeyiz? Yoksa içerisinde miyiz? Kur'an'a bakış açımız değişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini yerine getirmek, yerini getiremeyince, Allah'ın kitaptaki emrini bir yerine getirmek, yerine getiremeyince üzülmek, ağlamak, sızlanmak, dertlenmek, bugün ise günah işlediğimizden dolayı bile üzülmemek, ağlamamak, sızlanmamak. Bütün, yani insan işlemiş olduğu günahı günah olarak kabul etmiyor zaten. Ne de olsa Müslüman ya. Kesin cennete gidecek ya. Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanların bu noktada kendilerini cennetlik olarak atfederken onlara sunmuş olduğu bir söz var. Eğer sizin söylemiş olduğunuz doğru ise size alakalı bir kitap geldi de ondan mı konuşuyorsunuz? Neye göre konuşuyorsunuz? Bu söylediğiniz nerede yazıyor? Eğer bu konuda samimiyseniz haydi delilinizi getirin diyor. Kur'an ve sünnette neye dayanarak bunu konuştun? Delilini Kur'an ve sünnete göre değerlendirip sunabilecek miyiz? Allah Azze ve Celle bu noktada hakka hak bilip hakka sarılan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İslam'ı en güzel şekilde anlayabilmeyi, inancımızı Kur'an ve sünnet üzerine bina edebilmeyi ve şer'i hükümleri de bu doğrultuda yaşayabilmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.